Fenerbahçe'den ayrılık süreciniz nasıl oldu? Şimdi şöyle, tabii 12 sene oynadıktan sonra mutlaka ayrılıklar var bu işin içinde. Ayrılıklar sevdaya dair, biliyorsunuz. Bunlar normal. Biz zaten orada ömrümüzün sonuna kadar orada kalalım diye bir beklentimiz olmadı. Keşke olabilseydi tabii, bu bir camianın içinde olabilmek, öyle büyük bir camianın içinde sonuna kadar gidebilmek çok değerli ve önemli ama o günkü süreçte bir başarısızlık oldu. Şampiyonluğu kaybetmiştik ve Aziz Yıldırım Başkan bir kadro değişiminin zorunlu olduğunu düşündü. Biz de o süreçte kontratımız da sonlanmıştı. Vedalaştık. Çok da normal. Öyle bir değişimin gerektiği de büyüklerimiz karar vermiştir. Doğrudur. Çünkü bir başarısızlık varsa bir değişim çok normal diye düşünüyorum ben. O süreçte biz 7-8 arkadaşımızla beraber ayrıldık zaten. Ama ayrılış sürecimle alakalı olabilecek bir durumdu, dediğim gibi. Bir başarısızlığın sonrasında bir değişim gerekliydi. Biz o süreçte ayrılanlar arasında olduk. Ondan sonraki kariyerimiz başka yerlerde devam ediyor. Aslında çok problemli de bir ayrılık olmamış herhalde. Yok. Fenerbahçe kulübüyle benim bir problemim hiçbir zaman olmaz. Yani